O zaman pozisyonlara geldiğimizde e, mesela golü ikinci yani golü atan Kasımpaşa'nın hepsine bakmak lazım. Kasımpaşa'nın ikinci golünü atan Koytan'ın da iki kez ikinci sarı kartını göreceği pozisyonlar gerçekleştiği ne dikkat çekiyor? Hocam onu seyirciler. bilmem. Dakika da 13, bakarız. 14 Kasımpaşa 10 kişi. Baş boyunca. Neden bastıyorsunuz bana? Şimdi ayıklarlar. Bu da sarı olurdu, bu da kırmızı olurdu. Olurdu. Ya aynı kartları büyüklere gösterebiliyor musunuz arkadaşlar? O zaman sizi alnınızdan öperim. Küçüklere çok kolay çıkarıyorsunuz ya. Çıkarın biraz da babalara görelim ya. Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a e gösteremezsiniz. 10 dakika düşünüyorsunuz, etrafta geziyorsunuz böyle fıldır fıldır fıldır. Bu olunca cart diye gösteriyorsunuz. 10 kişi adam, 80 dakika. Evet siz devam edin şimdi. Evet, ee, Kuvareç maçını söylersin. Taraftarla evet. sıcak bir ilişki kurdu yine. Maçtan önce tribünlere çağırdılar. Tabii onların arasındaki o Beşiktaş tribünleri, Kovarajma arasındaki sevgi, saygı çok farklı bir mertebede. Ee, şimdi Abdullah Hoca, Reha Hoca yokken konuştuk. Ee, bir sağ kanat oyuncusu istiyor. Eğer Kovarajma takımda kalmış olsaydı istemezdi. E tabii canım. Zaten gitmesini de istemedi. Evet. Yani Abdullah Avcı değil, yönetimin gönderdiği bir oyuncundan bahsediyoruz. O dönemtiydi. Belki yönetimi. de olsaydı çok daha farklı bu düşüşleri de yaşamayabilirdi. Belki de birkaç maç alabilirdik. Belki daha da kötü olabilir ama Teknik sonuçta direktör Adam geçebilen Teknik direktör Tayfur'un büyük acemiliği. Bu maçta kayfı şeyi Koarezmi'yi alır mıyım dışarıya ben ya? Ama ya dakika, arkadaşım ya kaldı. bu maçta beraber ya alır mıyım ya Tayfur ya. Lan Koarezmi'nin <laughs> ölüsü orada topa dayanana Üç kişiyi alıyor, öldürüyor Tabii. sana. Ya nasıl bir teknik adamlık bu? Acemi işte abi. Ama Maçı ben... bu hale getirmişsin. Ama or... Atın topu Kourezmen'in ayağına. Sakatlığı yoksa? Dört top, sakat makat değil. Dört top alsan üçünü, fuol alır Tabii. sana. 60 metrede fuol kazanırsın ya. Nasıl bir acemilik bu teknik adam olarak ya? Kurez... Bunlar civciv Tabii. adam, bunlar da civciv teknik adam. Kourezmen'i alır mıyım ya? Bir de oyuna alınan bir oyuncu var hocam. Ronaldo var bende mesela, alır mıyım abi? Messi at ayağına topu dört tane foul alsın maç bitti. Abi acemilik işte. Hocam bir de rakibi şey. Tehdit, rakibi tehdit edersin. O kadar de, ya. Rakibin önlem almasına neden olursun bir, bir de iki, çıkamaz orada. İki bir şey daha söyleyeceğim. Diyorsunuz ki hep forvet aldı evet. Ya ben baktım. Kasımpaşa bir kişi eksik. Beşiktaş defasında üç kişi. Kasımpaşa bir tane forvet. Üç kişi bir forveti beklediler. Ya Abdullah amca önce sen forvetten evvel. O defa oyuncularını nasıl sokarsın öyle onu düşün ya. Bir kişiyi üç kişi beklediler 90 dakika. Şimdi soktu adam konatınca atınca Abdullah iyi oldu. Yapsın bakayım başka maçta da göreyim ben onu. Tabii futbolda... Üç beyazlı, şey, üç siyahlı bir beyazlı ya. Kameraya bakın. Üç siyahlı bir beyazlı. Diğer ikisini ne yapar? Hadi birini daha sokmadın. Birini sok oyna ya. Bir de hocam son haftalarda Beşiktaş'ın iyi bir oyunu vardı. iyi bir çıkışı vardı. Bugün evet, evet iyi oynamadı. Ama evet. iyi oynamadığında galip gelmesini bilmek çok önemli. Yani siyah beyazlar bu son Kaç Dün Galatasaray Tabii. oynadı mı? Hep böyle diyoruz ha. Hep böyle doğru. İyi oynamadı, <laughs> kazandı. <laughs> i̇yi oynamadı, kazandı. <laughs> Ne güzel ligimiz var ya. İyi oynamadı, kazandı. <laughs> sezon başı. Hayırlı işler. Sezon başı takım <laughs> oturmadı. Biraz daha Aynı süreye işte. süre lazım. Mazeret bu. Devre arası bitiyor. Yarıştan geri kalmamak gerekir. İkinci ara oyuncuları yeni aldık. Adaptasyonu e sonra son dönemde de. Siz bu beş başta beğendiniz mi? Haydi. Hayır beğenmedik hocam. Ben beğenmedim ama, ama bakmayın. Harap, e, ben de beğenmedim ama. Aldatır bu bu, bu, bu galiba. Yani, ama şöyle de değerlendirmek gerekir. Kasımpaşa eksik kalınca sanki yelkenleri suya indi. Nasıl olsa Beşiktaş takımı sanki bütün enerji sağ içinde gitti. Disiplinde gitti. Dikkat et. İlk yarı özellikle hem savunmaya doğru gelemiyorlar hem de hucuma da doğru gidemiyorlar. Sayısal olarak da ceza sahası içine fazla giremiyor Beşiktaş. Doğru top kullanamıyor. İşte Caner'in mükemmel attığı bir gol var. Caner'le ilk yarı atıp ayakta kalan iki oyuncu. İlk yarı başka hiçbir şey yok. İşte Abdullah Avcı onun için söyledim. Abdullah Avcı yani bir kanun maddesi yok. Eğer böyle bir set ucun varsa Umut Nair gol atar atmaz. Ben size söyledim de ne dedim? Gol de atmayabilir Umut, Umut Nair. Evet. Yani golden sonra sonuç skora göre konuşuyor. insanlar diyebilir. Hayır. Umut Nahir Burak tamlaması da olur. Rakip yarı alanda oynuyorsun ve burada iki santroforlu oyun en mantıklısı. Diğer bir zaten dar alan oyuncusu. Yani orada iş yapamaz set ucumunda. Ee, arkasından tabii Abdullah Avcı özellikle son 30 dakikada bu sefer doğru hamlelerle yanlış yaptığı, yanlış giden Beşiktaş'ı doğru bir şekilde tamirini yaptı. 3 puan kazandı Beşiktaş. Tabii ki oyuna başlayan takımla hep söylüyoruz bitiren takım farklıdır futbolda. Bitiren takımla böyle hamleler geldiği zaman bu teknik adama yazar. İşin gerçeği budur. Ama Beşiktaş takımı ciddi anlamda evet iyi oynamadı, kötü oynadı. Mutlaka Abdullah Avcı da bunu söyleyecektir. Oyuncular da biliyor. Ama 3 puan alması çok önemli. Bir de az önce de söyledim. Geriye iki defa düştü. Son yedi maçta ve kupa maçı sekiz maçta evet. hiç geriye düşmemişti. Eksik rakibine karşı da olsa geriye düştüğünde bu reaksiyonu vermesi, geriden gelmesi, üç gol atması ve de altın değerinde bir üç puan alması, ikinci sıraya gelmesi Beşiktaş adına çok önemlidir. Şimdi hocam oyunun geneline baktığınız zaman iyi oynadı, kötü oynadı. Biri gri, biri, işte biri siyah, biri beyaz. Ayıralım. Gri tarafına bakacak olursak işin. Aslında Umut nayiri alması doğru. Forvet'i çiplemesi doğru ama siz yokken konuştuk. Beşiktaş onu yemedi, yediği golden önce alacak aslında. Hani geriye düşmeden önce alacaktı. Bak, Biraz Umut geç aldı. Serdar, katılıyor. Olmuş kaldığında beraber seyrediyoruz. Ya Hoca şey, da geç aldı dedi. Bak evet. çok çok. Ben, yo yo dediğiniz doğru. Ben, ben size katılmak için 30, söylüyorum 30, bunu hocam. Evet. Yani, o anlamda söylüyorum. Şimdi Erman Hoca'ya da katılmadığım nokta hani Abdullah Avcı ilk yarıdaki Beşiktaş için Abdullah Avcı'nın yapacağı bir şey yoktu. Oyuncular kontrolünü kaybetti. Ben baştaydım. Biri oraya bağırıyor, biri buraya bağırıyor. Enneli ona bağırıyor. Can, bana ne abi gitmiş. ya? Şimdi onu ben çok... bir sorumluyum ama Abdullah Avcı sağ... sorumlu bana de, ne? devre Ozan... arası yapabilir onu Hı. sadece. Bana yani sahaya abi. girip bir şey yapamıyor. Duyuramıyorsun bazen Caner kendini. Canel'le hiç tartıştı galiba değil mi ilk yarının sonunda? Tartıştı Yanlış çünkü çok top, çok top ezdi. Çok top ezdi. Tartıştılar. Tartıştılar. Fener maçı ne zaman? Beşiktaş'ın ama Umut iki hafta sonra. O maçı merak ediyorum şimdi ben bu Beşiktaş'la. Tabii. Bakın çok o merak ediyorum. O maçı bu Beşiktaş olmaz söyleyeyim hocam. Onu bilmiyorum. Haline Hadi Tarihin oynasın kökü, bakayım şu 3-4 maçta. En kötü, en kötü Fener Bahçesi bütün derbili, e, yani derbi kaybetmedi geçen sene. Abi ben ondan bahsetmiyorum. ya. ya ben buna karşıyım yani. Fener kaybetmiyor. Galatasaray yok yeniyor. Öteki Beşiktaş. Ben futbola bakıyorum. Bu futboldan Beşiktaş orada ne yapar? Evet zor. Ben ona bakıyorum abi. Zor. Bizde bir şey var abi. Şarkı söylü. Valla Fener Beşiktaş'ı yenemiyor. Beşiktaş Fener'i yeniyor. Galatasaray oynuyor. Bana ne abi? Ben iki takımın son haline bakıyorum. Peki İyak o zaman ediyorum. bu tam bu noktada şunu konuşmak gerekiyor bence. Tabii ki son performanslar önemli. Son Fenerbahçe, son Galatasaray, son bugünkü Trabzonspor performansı. Gerçi sol beki, sağ beki hani herkesin eksikleri var ama Sosa'sı yokken de e, deplasmanda kazandı. O maçı da konuşacağız. An itibariyle hocam 14 hafta geride kaldı. Bir maç eksik. 14 haftayı tamamladık. Yarın da... Rize Kayseri maçına tanıklık şey edeceğiz. Geliyor mu? L şey, an itibariyle... Puan geliyor mu? Sivasspor'un ligin en iyi takımı olduğu ve liderliğini hak ettiğini hepimiz kabul ediyoruz. An itibarıyla dört büyüklerden en çok hangisini beğeniyorsun? Bana mı soruyorsun? Evet. Trabzon'u beğeniyorum. Bugün Trabzon maçını seyrettim. 90 dakika alıcı gözler. Öyle oynadılar ki geriye düşseler bir tane daha atarlar. Bir daha düşseler bir tane daha atarlar. Çok net. Yani hiç sıkı şey yapmadan oynadılar ya. Ve Trabzon takımı farklı oynuyor abi. Şu Beşiktaş'tan da iyi oynuyor. Galatasaray'dan zaten iyi oynuyor. Büyük bir risk aldı Ünal Hoca. Hatta maçtan önceki yayında yayıncı kuruluşu şu soruyu sordular. Hani Pereira yok. ...ilk defa ilk 11'de Sabek Serkan oynadı. 20 yaşında Serkan Hasan. Akçabatlı. Altyapıdan gelen bir oyuncu. Ee, Trabzon takımında kaç tane yerli adam çıktı bugün sahaya? Ar aratmayacaktır dedi hocam. Kaç tane Teraray. yerli adam çıktı? Yerli, Teraray, yerli oyuncu Trabzon'da. Söylüyorum. Serkan. 3, 4, Abdurrahim 5, Dursun. 6, 6. O ilk Buyurun 1, 6. Bak dikkat edin çekerim. Bu Trabzon yerlerde sürünüyordu yabancılarla. 6 Doğru. tane yerli oyuncu var. Doğru. Arkadaşlar bu iş böyle olur. Doğru. Helal olsun Trabzon'a. Ciddi bir futbol Maç değeri. Maç alsa ne olur almasa ne olur. Bak 6 yerliyle oynuyor. Artık kabuk değiştirmeye tamam. başladılar. Ay. Karar verdiler. Mağlup da abi. Hı. Beş değerler. Yolda gidecekler. Doğru hmm. gidiyor Trabzon. Evet. Beşiktaş'ta yerli beş yerliyle tamamladı maçı, onu da söyleyeyim. bir de altyapıdan yalnız Trabzonspor'un evet. yani Beşiktaş'ta evet beşten tane yerli oyuncu oynatması. Oyuna sonradan, güvenli sonradan güven çok olumlu. Trabzonspor'un geçen sene ve bu sene bana göre Türk futbolunda bir devrim yapmıştır. Evet. Hem şampiyonluk yarışına gideceksin, hem bu kadar genç oyuncu oynatacaksın ve aynı şekilde genç oyuncu ihraç edeceksin. Aynı yarışın içinde devam edeceksin. Yani bu çok önemli. Bir de i̇şte, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür olmadan yapıyorlar bunu. Peki Trabzonspor iki kim senin için hocam? Fenerbahçe mi? Anladığım o. Sen, Kayseri, dört Trabzon. Ülkün. Hayır, Sivas Ama zaten saygı. Dört, büyükler, 4 büyükler yani. içinde diyorum. Dört büyüklerde Trabzon'u bir, bire koyarım diyorsun. Sivas'ı zaten hepimiz takdir ediyoruz ve liderliğini evet. hak ettiğini düşünüyoruz. Galatasaray'ı koymam, Beşiktaş'ı koymam, Fener'i koyarım. İkiye de Fenerbahçe'yi evet. koyuyorsun. Serdar sen? Ben Beşiktaş'ta Trabzon'u 1'e koyuyorum. 1-2'ye e, koyuyorum. Ben sonra. Anladım. Ben tabii Sivas'ı dışında tutuyoruz ha sakın yanlış anlaşılmasın. Tabii, tabii. Hepimize göre liderliği Sın. sonuna kadar hak eden bir Sivas var. O ayrı bir tartışma konusu. Ben de e, Trabzon'la Beşiktaş'ı birbirine çok yakın görüyorum. Dün anlayamadım. 60 tane korner. 80 tane 40 şut. tane korner. Ya işte atıyorum ben yani ne, 40 tane orta. <laughs> <oldan>. 13 <laughs> korner, 40 48 tane şut. Şey <laughs> 20, 68 tane bilmem ne filan. Ama işte olmuyor abi futbolu. Evet.